Yapılan açıklamalarda yerinde tedbir kararı vardı. Bunun da içini nasıl dolduracağız? Tabii ki göreceğiz dedik. Önümüzdeki günlerde yerinde tedbir ne demektir? Nasıl olacak? Şimdi bu da aklımızda kalsın ama lokantalarla ilgili biliyorsunuz uzun süredir kapalı restoran ve lokantalar ve artık dayanamıyoruz demişti esnaf. Aylardır bir açılıp bir kapanan mekanlar için şimdi yeni düzenlemeler konuşuluyor. Tedbirler kapsamında konuşulanlardan biri ise İşletmelerin kapalı mekanlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin %30'u ile sınırlı tutulması, işletmelerde çalışanlar da bir an önce gerekli koşulların sağlanarak mekanların artık açılmasını bekliyor. Zararın neresinden dönersek kârdır diye düşünüyorum. Çünkü 3 aydır ne kira ne maaşlar ve çalışmayan elemanların ücretleri ödenemediği haliyle herkes sıkıntılı bir durumda. Koronavirüsten en çok etkilenenlerden biri onlar. Mekanlar bir açıldı, bir kapandı. Bu belirsiz durumdan tüm hizmet sektörü nasibini aldı. 18 yaşındaki Emre de bu süreçte işsiz kalanlardan. Dünya mutfağına ilerlemek istiyordum. İlerleyemiyorum çünkü yasak, hiçbir yerde de iş alım olmadığı için. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda Mart ayında mekanlar açılabilir mi? Şimdi bu konuşuluyor. Mekanlar belirli koşullarda da olsa açılırsa Emre gibi pek çok çalışan işlerine dönebilecek. Denetim yapılarak açılabilir. İnsanlar rahat rahat şey yapabilir, çalışanlar işlerine dönebilir. Bir düzenleme getirirlerse insanlar restoranlarda gelip yiyebilir. İşletmelerin kapalı mekanlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitesinin %30 ile sınırlı tutulması konuşulan önerilerin başında. %30 kapasite en azından biraz çarkın dönmesini sağlar. %30. Hani hiç yok oturmaktansa %30 da güzel yani. Mekanların açık alanlarının da %50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtiliyor. Bu öneriler masada, mekan sahipleri ve çalışanlar da bir an önce koşulları oluşturularak masaların açılacağı günü bekliyorlar. Kısıtlı bir şekilde de olsa ona da razıyız yani. Çünkü baktığımız zaman da hafta sonları ayın 1'i Cuma'ya denk geldiği için 10 gün kapalıyız. Sadece 20 günde ne kira çıkabiliyor, ne elemanların parası vesaire, vergilerde indirim sağlanmıyor. Gelen yemeğini yiyip kalkıp gidiyor. Burası oturan adam zaten 20 dakika 30 dakika oturmayan bir bölümde çalışıyoruz. Yemeğini kalktığı zaman direkt maskesini yukarı çekiyor. Daha sağlıklı oluyor. Mekanlarda geçtiğimiz yılın Mart ayında masa hizmetleri yasaklandı. 27 Mayıs'ta da kapılarını yeniden müşterilere açtılar tedbirler eşliğinde. Ancak Kasım ayına gelindiğinde o tedbirler kalmamıştı. Denetimler de yeterince uygulanamadı. Ardından da artan vakalarla beraber 20 Kasım itibariyle Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden kapatıldı mekanlar. 2 yıldır burada çalışıyorum, açılışını yaptık ve devam ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz ve dönem içerisinde de kapalı olmamızın sıkıntıları çok büyük. Paket servis olarak hizmet veriyoruz ama bu verdiğimiz hizmet genele yaydığımız zaman çok büyük bir sıkıntı var. Mekan sahipleri merakla müşterilerini alabilecekleri günü iple çekiyorlar. Ancak denetimler nasıl yapılacak, tedbirler uygulanabilecek mi merak konusu. En azından dışarıda ayakta yiyen insanların oturup da yiyip kısa bir dönem içerisinde gitmeleri. Zaten biz genel olarak uzun vadeli müşteri oturtturmuyoruz. Evet, Eylülhan Tezer, günlerdir İstanbullular bu gördüğünüz beyaz örtüye uyanıyorlar. Bizim de şu andaki yayın noktamız İncirli metrobüs durağı. Kameraman arkadaşım Murat Erkmen size şu anda da buradaki trafik yoğunluğunu gösteriyor. Hemen günlerdir yağan karın etkisiyle beraber aslında İstanbullular zor anlarda yaşadılar. Özellikle pazartesi gününden itibaren, ilk iş gününden itibaren de işlerine giderken zorluklar yaşadılar. Çünkü İstanbul'da günlerdir devam eden, aralıksız devam eden bir kar yağışı var. Aslında gece saatleri de, dün gece saatleri de çok zorlu geçti diyebiliriz. Kar şiddetini arttırdı ve İstanbullular gece saatlerinde de gök gürültülü kar yağdığını da görmüş oldu. Kar yağışı sırasında hem şimşek çakması hem de gök gürültüsü sesleri de duyuldu İstanbul'da. Şu anda İncirli metrobüs durağında da görüyorsunuz etraf
karla kaplanmış durumda. Evlerin çatıları karla kaplanmış durumda. Vatandaşlar işlerine gitmeye çalışıyorlar İncirli metrobüs durağında. Senin de söylediğin gibi Eylül Antezel günlerdir hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi uyarılar yapıyordu. Vatandaşlara hem araçlarıyla dışarı çıkmamaları yönünde hem toplu taşıma araçları kullanmaları yönünde uyarılar yapıyorlardı. Pazartesi günü ve salı günü aslında bu kurallara daha çok uyulduğunu söyleyebiliriz. Ancak bugün şu saatlerde de saatler onu gösteriyor. İncirli metrobüs durağında hemen trafiği de görüyorsunuz. İstanbul genelinde de bu trafiğin benzer görüntüleri yaşanıyor. Neredeyse %67'lerde trafik şu anda yoğundu. Hemen sol tarafımda da Murat Erkmen gösterebilirse trafik yoğunluğunu görüyorsunuz. Şirin Evler yönüne doğru da bir trafik yoğunluğu var. Ancak şu anda da ufaktan da bu yoğunluk azalıyor diyebiliriz. Hemen sol tarafta da Bakırköy yönünü görüyorsunuz. Orada çok fazla bir yoğunluk yok. Ancak hemen sağ tarafta Şirin Evler yönüne doğru bir trafik yoğunluğu var. Günlerdir İstanbullular güne karla uyanıyor demiştik Eylül Antezel ve uyarılar yapılıyor. Buzlanma ve dona karşı da uyarılar yapıyor yetkililer. Ancak bugün sabah saatlerinde işte bu trafik görüntüleri oluştu. Çünkü vatandaşlar işlerine giderken bugün araçlarını kullanmayı tercih ettiler. Çünkü artık karın etkisini de yavaş yavaş yitirdiğini düşünüyorduk. Ancak öyle olmadı. Kar bir kez daha gece şiddetini arttırdı. Hem de gök gürültülü ve şimşek çakması seslerini de duyarak kar devam etti. Ne zamana kadar devam edecek? Yarına kadar. Yarın daha çok sağanak yağışı göreceğiz ve soğuk hava bizi yine de bırakmayacak. Yine soğuk hava devam edecek ancak kar artık yarından itibaren etkisini yavaş yavaş yitirecek. Eylül Antezel şunu da aktaralım hemen. Kar deyince akla gelen en çok konuşulan, akıllara gelen şeylerden birisi İstanbulluların barajların doluluk oranları. Her kar yağdığında hemen barajların doluluk oranlarına da bakıyoruz. Şu sıralarda da son verilere göre de barajların doluluk oranı %47'yi aşmış durumda. Geçtiğimiz yıla kıyasla daha zorlu bir tablo var diyebiliriz. Çünkü geçen yıl bu günlerde barajların doluluk oranları %60 seviyelerindeydi. Şu anda bu seviye biraz daha az ancak görülen kar yağışının etkisini günler sonra, haftalar sonra nasıl göreceğiz? Bunu da verilerle takip ediyor olacağız. Kameraman arkadaşımdan bir kez daha rica edeyim. Size buradaki trafik yoğunluğunu göstersin. Çünkü zaman zaman buradaki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hem yol çalışma ekipleri, kar küreme araçları ana arterlerde yoğunluklu biçimde çalışıyorlar. Şu anda biz de bu ana arterlerden birinde olduğumuz için metrobüs durağındayız. Burada çok büyük bir kar yoğunluğu göremiyoruz. Kar kalınlığının çok yüksek olduğunu göremiyoruz. Ancak ara sokaklarda işte bu kar kalınlıkları vatandaşlara zor anlar yaşattı diyebiliriz Eylül Antezel. Trafik yoğunluğu böyle. İstanbullular halen... Evet. Eylül Antezel, İncirli metrobüs durağından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü tekrar size bırakalım. Gül, çok teşekkür ediyoruz. Maske var, soğuk var, oradasın, soğuktasın. Ve bu soğukta neredeyse hiç takılmadan aralıksız bize bu bilgileri aktardın. Teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık. İyi ki varsınız, sizler varsınız ki Halk TV'de de bu güzel yayınları yapıyoruz. Kolay gelsin diyelim. Değerli izleyenler, sahadaki arkadaşımız bilgilere aktardı. Kar yağışı ile ilgili çok da önemli bir bilgi verdi aslında. Bu sabah araçların bu kadar çok yoğun olmasının sebebi nasılsa iki gün meteoroloji uyardı ama çok da kar yağışı yok deyip bu sabah arabalarıyla, otomobilleriyle yola çıkanlar kar yağışıyla karşılaştı. Demek ki dikkat etmek gerekiyor. Uyarıları dikkate almak gerekiyor. Evet, kar yağışı dedik ama günün önemli başlıklarından biri elbette ki pandemi süreci. Covid-19, tedbirler ne olacak? Tüm dünya gibi Türkiye'de merak ediyor. Biliyorsunuz bilim kurulu toplanıyor, açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalar merakla bekleniyor. Yine yeni söylemler çıktı diyelim. Evet, yani içeriğini nasıl dolduracağız bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yeni söylemler de çıktı, nasıl yapılması gerekiyor diye tedbirlerle ilgili. Ama onun öncesinde vaka sayılarına bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il bazında 7 günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide.
İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 olarak tespit edildi. Vaka sayısının en çok olduğu şehir ise Trabzon oldu. En az vaka kaydedilen il ise Şırnak. İllere göre yerinde karar döneminin ilk adımı atıldı. İl il vaka sayıları açıklandı. Tabii bu güzel bir gelişme. Biz başından beri ifade ettiğimiz bir gelişme. Açıklanan verilere göre Karadeniz bölgesinde Trabzon'da 228 vaka, Rize'de 202 vaka, Ordu'da 194 vaka ve Samsun'da 171 vakayla en yüksek artış kaydeden iller oldu. Yüksek vaka kaydeden iller arasında Osmaniye, Tokat, Karaman ve Adıyaman da bulunuyor. Vaka bildirimlerini günlük bazda, aynı zamanda test pozitiflik bildirimleri şeklinde, varyantların açıklanması şeklinde, hastane doluluk oranlarıyla birlikte daha detaylandırarak yeni açılmaları yapmak. Vaka sayılarının en az olduğu illerin başında Şırnak ve Hakkari geliyor. Onu Van, Mardin ve Muş izledi. 3 büyük il arasında vaka sayıları en fazla olan il 100 bin kişide 60,19 ile İstanbul oldu. İzmir'de 44,39, Ankara'da ise 35,49 vaka sayısı kaydedildi. Kör uçmaktan ziyade önümüzü görerek il bazında açılmaları daha doğru yapmak adına ya da kapanmaları daha doğru yapmak adına doğru buluyorum.